Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kapıyı kapatın. Ahmet abimin de gönlü olsun ki dersi rahat dinlemişsin. Hayır. Herkesin gönlü olacak. Bugün Kadir Gecesi. Kadir gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Cenab-ı Hak merhamet eylesin. Taksiratımızı af eylesin. Hizmet imanı eden bizi ayırmasın. Bizi bize bırakmasın. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Kadir gecesinin hürmetine iştirak-ı amali uhreviyede devam ettirsin. Hissemizi ziyade eylesin. Şimdi yolda gelirken arabada bir soru sordular. O soruyu bu içine atayım şimdi. Kadir gecesi ile Kandil gecesi ne farkı var dediler. Hepinize soruyorum arkadaşlar. Yani ben ders yapıyorum diye ders yapmıyorum. Seslendiriyorum. Yaşlıların zorları. Yani bildiğimden değil. Hepinize soruyorum. Kadir gecesi ile Kandil gecesi, Kandil ne farkı var? Onlar bunu soruyor İbrahim. Biz yani şimdi bu kafamızda kalsın. Şu noktayı nazarı da şey yapın. Sultanlar, padişahlar, gel abiler. Padişahlar tahta çıktığı zaman buna ne deniliyor o güne? Culusu Humayun. Tahta çıkış. Onlar da bazen seneyi devriyesinde bir, bazen 3 senede, bazen 5 senede, tek senelerde sultan bir af ilan eder. Hangi İslam hukuku içerisindeki af? Onun içerisindeki af. Mesela kişiden kişiye işlenen suçu devlet affedemez. Allah bile haşir meydanında kişiler arasındaki ilişkileri ben affettim yok. Yapmıyor. Kendisiyle alakalı affediyor. Ama kişiyi affedeceği zaman ikisini de memnun ediyor. Onu anlatmıştım. Devlet af çıkarttığı zaman kendisine karşı işlenen suçu affedebilir. Trafik cezasıdır. Ne bileyim şudur budur. Fakat kişiden kişiye olan suçu affedemez. Padişahlar da, niye söylüyorum bunu? Padişahlar da culusu humayun denilen gün ya seneyi devresi veya o gün bir af ilan ederler. Af. Bu af beşerde böyle. Allah'tan geliyor tabii, o öğretmiş. Allah da senede 5 tane af ilan ediyor. Bana karşı işlenen suçları kul hakkı değil. Bana karşı işlenen suçları af panayırı yaptım diyor. Af. Bana karşı işlenen suç. Bana derken kendine. Kul hakkı hariç. Biz hacca kafile götürdüğümüz zaman orada da söylerdik. Anadan doğma gibi. Değil öyle kardeş. Anadan doğma gibi değil. Kul hakkı değil yani. Yani bir imkanın oldu. İslam'ın şartlarındandır hacca gitmek. Kabul olan bir hac, öyle denilir. Kabul olmuş bir hac, Allah'a karşı olan, ubudiyetimizde olan şeyi inşallah umut edilir, affedilmiştir. Büyük günahlar değil, o da küçük günahlar diye şerh konulur. Külümen denilse, Allah anadan doğma gibi yapmıştır, şey yapmıştır. Biraz şey oluyor, eksik oluyor. Kul hakkı ya. Senin maddi imkanı var. Gittin. Allah'ta nasip ettin. Tamam sen yaptın. Allah'a karşı durumun ama bana zulmettin ya. Fırında ortaklık gitti. Ortaklığı kaldırdın. Hoca gittin bir şekilde. Olur mu bana? Benim hakkım var yani. Kul hakkı. Allah'a karşı olan suçlar ise günah ekberler değil. Büyük günahlar değil. Küçük günahlar. Allah affediyor. Affediyor. O da çok bile elhamdülillah bize. Nur talebeleri herhalde kat, zina, içki, kumar,
dine zarar verecek bir dalara taraftar olmak, masum bir kadına bazı şeyler isnat etmek gibi şeyler de bulunmaz. Bizim işte kusur, kendi kusurlarımız işte. Daha YouTube'a girmişsin, şunu yapmışsın, arabada makas yapmışsın adamı vesaire. Yani böyle. Şimdi bu niye girdim? Allah senede 5 gün af günü ilan etmiş. Allah olduğu için. Sordu bir tanesi, niye yapıyor dedi. Allah olduğu için. Biz kul olduğumuz için af yapmıyoruz. Allah, Allah olduğu için affediyor. Şimdi af ilan ediyor. Bugün af gecesi. İnananlar için tabii. Niye yapıyor? Allah olduğu için. Peki Allah'ın nazarında söyleyeyim. Allah'ın nazarı, rahmet ilahi demek, 9 tane kötülüğüne görmez, bir iyiliğini öne çıkarır. İnayet ilahi bu. Rahmet ilahi bu. 9 tane kötülüğün varken onu görmez, bir iyiliğini öne çıkarır. İslam hukukunda da yani küfre hükmedilmez. Açık, çok açık, net küfür olmadıkça onun küfrüne, kafirliğine hükmedilmez. Yani çareyi necat ararlar. Nazarı beşer, insanoğlu bunun tersi, rahmet ilahinin tersi, 9 tane iyiliğini nazara almaz, bir kötülüğünü öne çıkarır, öyle hükmeder. Biz de böyleyiz. İşte bugün her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'ten 100'den geçer. Recep hangi aydı? 3 ayların ilk değil mi? Recep, Şaban, Ramazan. Bu isimler size neyi çağrıştırdı? Dinle dalga geçen Yeşilçam filmlerini hatırlattı. Dinle dalga geçenleri şimdi toprakta görüyorlar. Dini semboller, dini isimler, öne çıkan isimleri yok etmek için yapılan yakışıksız yakıştırmalarla bu insanlar o ismini çocuğuna koymaktan imtina ettiler. Kabirlerini bulsunlar bunu yapanlar. Bilerek kendileri de oynayanlar. Böyle bu gecenin hürmetine, bu şair İslamiye ile oynayanlar. Recep mesela, Şaban mesela, Ramazan. Bilerek seçilmiş arkadaşlar. Tamam? Bilerek seçilmiş. Kafanızda şeyler dönüyor, aynen öyle o. Zındıklar böyle yapmış. Yani dininize sahip çıkın, bilin diye. İnadına sen de çocuğuna Şaban koy. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. 100. Ben mesela en az. Mesela ne uygularsak ne olur? Allah kaç harf var? 4. Bir de dik üstün harf sayılır. 5. En az kaç dedi? Başka vakit 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. En az 500. 100 olunca 5 ya. 5 çarpı. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade. 300'ü geçiyor. Yani en limiti aşağıda. 300 ne demektir anlamak için Recep, Şaban, Ramazan dışında en az hasene 10'dur. Neşinema olmamış. Elif desen 10 alırsın. En az. Recep'te 100 olur. Şaban'da en az 300 olur. Ramazan-ı Mübarek'te binlere çıkar. Binde değil bu. 300'den ziyade diyor. Burada binlere çıkar. Binler. Yok. Limit binde değil. Binler. Allah biliyor. Sizi şey yapamam. Vallahi üzülüyorum Ramazan'ın gitmesinden. Bak oruç gününde sabah söylüyor. Alama diyorum ki küçük Hasan içeride. Ne haber? İyi misin? Ama istiyor bir tarafım. Bilin ayırt edin diye kendi şeyimi size de yansıtmak istiyorum. 2 kişiyim ben. Küçük Hasan, Büyük Hasan. Ne haber? Hoşuna gitmiyor değil mi? Ağzınız buruştu. Kahvaltı istiyorsun değil mi? Ne haber? Vallahi. Ve sabah dedim ona. Ben gitmesini istemiyorum. Çünkü kim bunu söylemiş? Kime darbe vurmak için? Biliyorum. Olayı biliyorum.
Bana sıkıntı yapan sistemi de biliyorum. Sistemi de biliyorum. Şu anda birebiriz. Nefis ve ben. Şeytan yok. Birebiriz. Eğer şeytan açık olsa var ya, hiçbirimiz pek tutamayız bu 30 gün. Hakikaten tutamayız. Aa şey çıkacak. Ramazan'dan sonra Şevval. Şevval 6 gün tutarsa ne kadar zor. Sene kaç gündür? 365. Allah Resulü diyor ki Ramazan'da her bir gün tutmak sahih günlerin 10 güne bedel. Bir ay tuttuk 30 gün. 10 çarpı yaparsak kaç etti? 300. Diyor ki Şevval'da tutarsanız, Şevval'da Ramazan'a sayılıyor. Ettim 360. Ramazan'a sayılıyor. Abi 5 gün peki ne oldu? Senede 5 gün oruç tutmak haramdır. Onun için Şevval'i tuttun mu? 1 sene garantim var. Biraz ben öyle yapıyorum. Abi işte Muharrem geldi, şu geldi. Ben oruç tutayım kardeşim. Siz ekstra yani ikinci bir oruca gireceksin. Ben oruçluyum. Nasıl oruçluysan abi oruç tutmuyorsun, Şevval şey yaptın. Ya kardeşim ben toptan yaptım. Şevval'imi tuttum. Peki bayramı geçince, bayramı birinci gün geçince ha neyse vücudu alıştırmayın. Hemen bayramın ikinci gününden sonra hemen oruca tuttun. Değil mi? Kurbanın 4 günü, Ramazan'ın birinci günü tutma karar. Ha veya bayramın veya 2 ve 3'üncü de hemen başlayalım. Biz cemaatle başladığımız için grup olarak kolay oluyor. İlan ediyoruz. İşte bakın Ramazan'ın her bir güne sahil günün 10 gün diyor Allah Resulü. 30 gün oruç tuttuk. 10 gün sayılıyor. 300. Şevval da tutacağız Allah nasip ederse. Etti. 6 da 10 ile çarparsan 360. 5 günde haram. 1 sene garanti. Eyvallah. Vefat etsen oruçlu ölüyorsun o sene. Oruçlu ölüyorsun. Ama biraz önce yemek yedin. Oruçlusun. Ben anlamam. Ben merkez anlar. Şimdi o kadar hoş ki bazen diyorum ki cehenneme gitmek çok zor bu zamanda. Çok da kolay. Nasıl zor? Ya işte rakamalli hurreviye dahil ol. Fazla bir şey değil. Ha. Gitmek çok zor hakikaten. Senin şahsi günahın öteki tarafta bayla bayla cemaattan alacaksın. Demek ki sahil günlerde 10 ise Recep'te yüzleri geçiyor. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade Ramazan-ı Mübarek'te binlere, bin de değil. Ben baktım ki limit mi? Hayır, limit de yokmuş. Binler. Bu 300'den ziyade diyor. Cuma gecelerinde, dün gece, hele Ramazan'da, artık binler. Her bir hasenenin hakkında muayyen bir sevap denmiş. Şu kadar sevabı var diye. Orucun yoktur sevabı. Orucun muayyen sevabı yoktur. Niye yoktur diye işin biraz dert edindim derdi. Külliyatta tabii müracaat ettim. İz sürdüm İbrahim. Niçin orucun muayyen bir sevabı yok denmemiş? Allah katımda tutuyorum diyor hadisi kutsi. Onu ben vereceğim diyor. Benim için olduğu için. Bana Allah'a ne yakışıyor? Allah'a yakışanı yapacak. Nasıl yapacak? Allah'ın rızasını takip eden, oruç tutan bir insana haşir meydanında İbrahim seni yapayım. Haşir meydan böyle. Senin hasene kefen ne kadar gerekiyor? Allah orucu o kadar sayıyor. He ya. Ben bu kadar sayıyorum. Başkasına o kadar sayıyor, ona o kadar sayıyor, ona o kadar sayıyor. Belli değil. Ama namazlar belli. Oruç sana ne kadar ihtiyacın var kardeşim sevap? 500 ton. Aa sana 550 ton sana. Senin orucunu öyle sayıyor. Allah ya. Şöker. Acep bir şey yani. Muayyen onun hakkında belirlenmiş bir sevap yok. Katımdadır diyor. Niye saklıyorum? Ben de onu kullanacağım. Allah da onun şeyini kullanacak. Yani tercihini kullanacak. Doktor ne kadar ihtiyacın var? İbrahim 500 ton ihtiyacı var. Senin 300 ton. Sen belki de 400 ton yazacak. Herkese farklı. Bunu zekeratta göreceksiniz. Böyle oldun.
Sekerat değer bunları görmeseniz bana orada tüh diye tükürün. Sekerattan ama bana dönüp tüküremezsiniz çünkü gideceksiniz. Oradakine. He, oradakine. Allah Allah. Ramazan'da binlere, hele dün akşamki cuma gecelerinde binlere. Leyli-i Kadir şimdi. Şimdi, bak bu akşam. Allah böyle mi demiş mi? Resulullah demiş mi? Demiş. Allah Kur'an'da demiş mi? Kadir gecesi nedir bilir misin sen? Nereden bileceksin diyor. Bin ay da hayırlı. Bin ay kaç sene olur yaşasaydık? 82. Öyle mi oluyor? Bin ay. Senede kaç ay var? 12. Bine şey yaparsan, bin bölersen 1012'ye. Matematiği çok severiz. 83 sene yaşamışsın gibi. Bu sene 83 İbrahim. Kaç yaşındasın? 36. Buluğu çık. 12 çıkayım mı? 14, 15 çıkayım. 36. 15 çıkarsak ne yapar? 21. 21. Her sene 83 alsan 21 çarpı 83 kaç bin sene yaşamış oluyorsun? Yani her sene 83. Bugünkü Kadir Gecesi. Geçen seneki Kadir Gecesi. 21 tane Kadir Gecem var. 1743 yıl. Abi ben o zaman çocuktum da anlayamadım. Cemaattan değil miydin? Birisi yakalamadı mı? Rüştü abi derdi ki, bak kardeşler. Eskide seyyar bir panosinik telefon vardı böyle. Yastık gibi. O elinde gor gor inerdi böyle Zeytinburnu'da dönecek. Derdi ki, kardeşler bak. Ben yaşlıyım. Bak ikiye kadar sabrettim. Ben hiçbir şey demedim. Nöbeti alıyor musunuz? Elinde telsiz. Ben diyor sabah namazına kadar bu masadaydı. Yani nöbet tutacaksın. Dershanede mutlaka 30 gün yatılmazdı. Ama ben yatıyorum. İbrahim nöbeti al. Sen hadi devam et. Böyle olmakla beraber tamamen ihya edenler var. Tamam dershanelerde. Şimdi sen cemaate dahil oldun. Yatıyorsun. İştirak gamal huleden hisse alıyorsun. Sana da yazılmış. Niye? Abi o yakmayla olur mu? Cemaat olabilmek. Abi herkes olamazsın. Sevemezsin. Kalbinde o muhabbet yoksa muhabbet edemezsin. Ne kadar insanlar gelip geçmiş bu yerden. Kimisi bilmem. Yani kanaat etmek dershanelere, hizmete kanaat etmek, cemaate kanaat etmek herkese olmuyor. Zor olduğu için bu nimeti mazar oluyor. Yani kanaat edebilmek var ya, ben size kanaat ettim dedi ustad. Ben size kanaat ettim diyor mu? Siz de kanaat edin. Risale-i Nur'a kanaat edin, sırtım, omuzum, sırata borç olsun size. Bunlar boş demez bizimki. Sorumluluğu bilen adam Allah adına, hele 19. mektupta var, Allah adına vaat etmek, olmayanı da çıkartmak, cehennem yerini hazırlasın diyor. Ya, ayet. Şimdi Ramazan'da efendim abi. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Tamam söyle, dinliyorum. Abi bin ay demiyor ayette. Bin aydan daha hayırlı diyor. Allah Allah. Bir hat bırakmamış. Yani 2000 mi, 3000 mi, 20.000 mi, 1 milyon mu? Aslında hani oruca muayyen bir sevap taksim etmediği gibi burada da bin aydan daha hayırlı diyor. Bir de mesela şeye de aynısın diyor abi. Mesela 30 bin de demiyor. 30 binden geçer diyor abi. Allah. 30 bin demiyor yani. Sınır yok. Yani iki tane çift mi diyor Abdullah var. Bir Ramazan'da muayyenlik yok, bir de Kadir gecesinde yok. İlk çift yani birbirine girmiş. Helezon yay gibi. Bir Ramazan'da muayenlik yok. Bir de onun içerisinde Kadir gecesinde yok. Bunu bize söylettiren Allah'ın esması hürmetine, bunu bize söylettiren esmanın hatırına ya Rab, bu esmanın sahibi sensin. O esmayı şefaatçi yapıyorum. Ehli imana nur talebelerini haseten amin diyen kardeşlerime bu sıra mazhar eyle ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi.
Kadir gecesinin hürmetine ya Rabbi. Ya affetmek istemeseydi bu sistemi getirmezdi. Allah affetmek istemeseydi bu sistemi getirmezdi. Ya çok şükür. İnsana ne kadar ümit veriyor, keyif veriyor. Allah Allah. Leyli Kadir'de 30 bine çıkar. Kalp şimdi. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı. Pazarmış. Ve eyli hakikat ve ibadet için mumtaz bir meşerdir. Şualar 494. Demek ki ehli hakikatsa idrak eder. Mesela öyle innehu kâne zalûman cehûl. Hakikaten ne zalimdir ya. Bu sağımda oturuyor. Niye diyor bir gece için affetsin diyor. Tabii nazar-ı beşer öyle ya. Bir gece yani ya yatmamak değil ki bu gece. Yatmamak değil ki. Nöbet tutan bir sürü fabrikada çalışan var. Yatmıyor. Yatmamak değil. Allah'ım tamam bu gece istedi. Bu gece hürmet ediyorum. Fabrikada nöbet tutmuyor bu. Yatabilirken yatmıyor. Değer veriyor. Kadir sinaslık yapıyor. Ve bir de ümit ederek diyor. İnanarak ve ümit ederek. Biz inanıyoruz ve ümit de ediyoruz. Herkes kanaat edemez kardeşim. Genellemeyin ya bu gece şey yapar adam da kurtulur. Ya bırak ya kurtulursa kurtulsun ama öyle değil. Mesela bir misal vereyim. Adam hapishaneye girdi, hücrede yattı. 3 ay diyorsunuz ya o adam 3 ay ya neymiş ya. Ya kardeşim oraları bilen bir insanım. 3 ay yatmış mı? Eğer manevi desteği yoksa o sistem bitmiş o psikoloji. Diptedir o. 3 ay yetiyor. Onun için kanunen hücre 15 gün olmaz. 3 ay eğer hakikaten tek başına yatmışsa o sistem bitti o. Bilerek söylüyor. O sistem bitti. Çıkan işte ondan sonra dengesiz oluyor. Yani o sistem bitiyor. Yani niçin söylüyorum? Bu sisteme girdin mi? Kanaat edebilmek diyorum. İnanarak, kabul ederek. Kutsi pazarı, ehli hakikat ve ibadet için mumtaz bir meşerdir. Meşer nedir? Teşhir edilen yer. Yani Allah bugüne böyle değer vermiş. Demirle altın ne farkı var ki? İnsan Allah ona değer verdi. İnsanlar da değer verdiği için demire değer verseydi altın gibi olurdu. Demir ya o da şey maden o da bir şey yok ki yani. Kıyamet kopunca altının değeri mi olur? Yoğun bakıma girdiğin zaman altının var önemli değil. Yapabiliyor musun? Hiçbir şey yok ki. Her şey bitiyor. Hasta oldun değil mi İbrahim sen? Olmadı mı? Maşallah diyor. Maşallah diyor. Gafur bilir. Ayaklarından nasıl böyle can çıktığını hissettiğini. Ya. Peki. Ben senede her zaman derim. Berat gecesiyle Kadir gecesi bambaşka bir şeydir. Bu binler geçiyor Kadir gecesi. Berat gecesi kaç geçerdi? 30 bin değil mi? Berat. Berat neydi? Geçti değil mi Berat gecesi? Geçti. Bak geçmiş. O zaman da Kadir gecesini söylüyordum. Sevap cihetiyle Kadir gecesini yetişilmez. Ama Berat gecesinde bir sır var ki Kadir gecesi de ona yetişemez. Bir senelik program yapılıyor. Sanki biri inkişaf, biri inbisat gibi oluyor. Gibi ne dersen. Yani Allah ikisini de koydu. O kadar hoş ki ya Rabbi. Çok şükür ya. İyi ki koydu. Şimdi ben buraya kadar şey yapayım. Fazla Kadir Gecesi hakkında Risale'de çok yerler var. Ama ben bir Filistin'den bir şey vereyim dedim. Üçlü abi hazırlamış bunu. Burada var da. Fakat ben burada bu kendisi hakkındaki şeyi anlattığım gibi geliyor. Size
teklif edeyim canlı yayında olanlara da. Miraç'tan mı yapayım? Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'tan 18. mektuptan kısa böyle enfuseş yapıyor. Veya hiç alakasız bir ders, ya geceyle alakasız olan vesveseden mi yapayım? Nereden geldi onu da bilmiyorum. Ama tabii ki diyeceksiniz ki bu gecenin şeyini yap. Aslında vesvese abi nereden geldi? Miraç vesvese abi Miraç. Miraç. Miraç, Miraç olabilir. Tamam. Geceye uygun olması lazım. Tamam. Vesvese pek uygun değil. Tamam. Hem de en kısasında yapacağız. 31. sözden değil. Başka nerede var Miraç? En kısa. Doktorum. Mektubattan. 18. mektup. 18. mektup. 18. mektup yani şey olsun. Yani insanın şahsiyetini, hakikatini anlatan bir yer böyle. Yani Miraç derken birinci söz. Çok şükür. İyi ki risalelerimiz var. Kurban olurum bunun yoluna. Olmasa ne yapacaktık ya? Ya. Kurban olurum sana. Bismillahirrahmanirrahim. Miraç'ın sırrı lüzumu. Hep baştan yapılmış şimdiye kadar değil mi? Bu darısı da baş mı? Sırrı lüzumu var arkadaşlar. Miraç'ın hakikati var. Hangisine yapayım? Miraç'ın sırrı lüzumu. Yani hem sır, niye lüzumu var mıydı? Bir de hakikati. Miraç'ın hakikati. Esma. Niyeti var. Ondan sonra bir de sayayım size de. Nasıl? Hikmeti var. Hikmeti var. Murat Dursun buralarda mı? Derste midir? O da çok bununla meşgul oluyordu. Bir de meyveleri var. Yani ne meyvesi var? İstersen meyveleri bakalım ne meyvesi? Meyve. Ben eskide meyve risalesini mektepte bize Nurlar Tanınca bizim ilk okuduğumuz kitap Meyve Risalesi. Görüntünüzü kapatın. Meyve Risalesi. Bize ilk okutulan Meyve Risalesi. Meyve Risalesini bir şey zannediyorduk öyle. Meyvelerin faydalarından bahsediyor biliyorduk böyle. Şimdi pek okunmayan yer olsun. Meyvelerinden okuyayım. Birinci meyveyi okuyor. Birinci meyve, erkan-ı imaniyenin, yani ne getirdi bize kardeşim? Ne getirdi? Şöyle oldu, böyle oldu, tamam da bana bakan kar ne? O, Miraç. Erkan-ı imaniyenin iman esasları, amentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerri minallahu teala var ya, iman esası 6. Erkan-ı imaniyenin hakaikini gözüyle görüp iman esasını, hakikatini, Allah'ı, amentü billahi ve melaiketi, zaten Cebrail ile beraber ve kütübi, yani Kur'an'ın kaynağını gördü. Ahireti, cennete girdi, cehennemi gördü. Gitti. Erkan-ı imaniyenin 6 tane iman esasının gözüyle görüp, şuraya bak, gözüyle görmüş, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Görmüş, getirmiş bize. İnsan nevinden birisi getirmiş ve bize dedi ki, bu yol size daha açık. Tamam, bana karını, çünkü ben giderken
Şimdi Cumhurbaşkanı Arabistan'a gitse, Katar'a gitse nasıl karşılarlar? Devlet töreniyle. O devlet elbisesinden sıyrılsın, nasıl karşılarlar? Kimse karşılamaz. Turist veya ticaret için, öyle mi? 80 milyon Türkiye'yi temsil eden şekilde karşılanır. Sevse de sevmese de karşılamak zorunda. Öyle mi? Miraç'ta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beşeriyeti, ümmeti temsilen vardı. Çünkü yanında 3 tane emanet vardı. 3 tane şey vardı. Nur. Sonra? Nur vardı. Başka ne vardı? 428'de söylüyor. Başka ne vardı? Nur var. Hadi bakalım. 2. Başka? Emanet var. Emanet. Anahtar. Anahtar. Anahtar var. Emanet var. 400. Diyor ki, fakat bu abde bütün kainata taluk eden bir emanet beraberinde var. Öyle paldır küldür gitti değil o. Bana bakan karı olacak da ben matematiği seviyorum. Bana karı ne yani? Bir, giderken bütün kainata taluk eden emanet varmış. Emanet neymiş? Kainata taluk ediyormuş. O varmış yanında. İki, şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdi. Yanında vardı nur. Üç, saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraberdi. Olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşey işitir görür sıfatıyla tavsif eder. Allah da karşısına, çok ilginç ama, Allah Resulü zatı adına gitseydi, Allah zatı adına tecelli eden ehadla olurdu. Zatının dışında emanet, nur, anahtar olduğu için ehad değil, vahidiyetle tecelli etti. Yani temsilen gitti Cumhurbaşkanı Katar'a. Dedi ki, ha sen 80 milyon Türkiye'yi temsil ediyorsun. Karşılayan da Katar'ın devletini temsil etmiş. Misal için söyledim bunu. Ferdi Ferit gitmedi. Mehmet Ali. Bir, emanet vardı. O emanet neydi diye sorulursa, kainata taluk ediyormuş. Nur neydi? Kainatın rengini değiştiren bir şeymiş. Üç, Saadet Ebedi'nin şeyini, kapısını açacak anahtar varmış yanında. Onun için bütün temsil ettiği küreye, bütün kainatın Hacı-i Kainat diye cenazede, mezarlıkta öyle dua ederiz. Ya Rab, okunan ve tebarekelerde nasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Fari Kainat ve Hacı-i Kainat. Hacı ne demek? Hoca. Hoca-i Kainat. Kainatın hocası. Ha, o bütün beşer adına, yani ümmeti değil, bütün beşer adına gitti. O zaman Rabbül Alemin'e muhatap oldu. Rabbül Alemin'e muhatap oldu. Çünkü Mirac-ı Ekber-i Muhammed'i bu. Mirac-ı Asgar değil o. O Mirac-ı Ekber'i cismen ve ruhen Rabbül Alemin'le muhatap oldu. Onun için diyor zaten ki ben şöyle biliyordum. Rabbul Alemin değil de Rabbi ile muhatap oldu. Ama diyor ki Cenab-ı Hak böyle geldi mi? Ben de nasıl çıktım onun karşısına diyor. Kendi zatını şöyle tavsif ediyor. Bütün eşya işitir. Seni işitirim değil. Bütün eşya işitiyorum. Bütün seni değil. Bütün eşyayı görürüm. Sıfatıyla tavsif ediyor kendisini Miraç'ta. Bütün eşyayı işitiriyorum. Görüyorum ve biliyorum. İlle çıktım karşısına diyor. Allah Allah. Emanet neydi? Sözler 535, 428 ile toplama yaptım. Emanet. Şöyle düşünün. Ezber olmasın. Ağacın çekirdeğini düşünür müsünüz? Böyle bir çınar ağacı. Onun bir çekirdeği var abi. Ezber olmasın böyle. Ağacın çekirdeği var.
bir de meyvesi var. Tamam. Bir de ağacın görüntüsü var. Bir de ağaç gözükmeyen arkada makine var. İşte ene Nur-u Muhammedi o ağacın köküdür. Kökündeki çekirdektir. Söylüyorum size. Çekirdekteki, o ağacın kökteki çekirdekte çıkan yaprak, çıkmayan yaprak. Geçen sene çıkmıştı, döküldü. Olmuş olacak bütün ağacın ihtimaliyatları var mı abi o çekirdekte? Var. O zaman bizde var artık. Çıkmış. Allah Resulüne kadar bütün ümmet çıkmış. O zamana kadar. Kendisinden sonra çıkacak bütün ümmet. Ben de, sen de vardın. Vardık biz. Cebine çekirdeği koyduğun zaman bir ağaç 300 sene yaşayacak, 30 sene yaşayacak. Dökülen yaprak. Döküldü. Gelecek sene başka bir yaprak. O dökülen sonraki yaprak, sonraki yaprak, sonraki koku, sonraki meyve, sonraki meyve, sonraki görüntü. Hepsi var mı ihtimal? Hepsi var. Biz de vardık o emanette. Bizim ruhumuz onun, onda emanetti. Ruh da değil. Ben olan ben, enanet, eneler ondaydı. Kimle geldi? Biz vardık. Biz vardık. Nur nedir? Her yerde söylüyor. İmanın nuru. Anahtar nedir? Anahtar, sözler 128'de hayatımızın mahiyeti. Hayatımızın hayat. Bütün kainat, Allah varken hiçbir şey yoktu. Bütün varlık, alemi gayb, 18 bin alemi Allah hayat ile yarattı. Hayat. Hayat. O zaman hayatın anahtarlar külçesi diyor o 128 sözlerde. Hayatın mahiyeti insanın istidat ve kabiliyetleri var ya, onun o istidat ve kabiliyetlerinin zeminsiz zemini hayat. Hayat dediğimiz sanki şeyi anlamayın. Uşkurluk, mide, nefes alıp vermek, kısif değil bunlar. Bunlar çok basit. Hayat nedir? 30. lemada anlatır. Hayat neymiş? 29 mertebe şekilde hayatı anlatıyor. Tamam. Burada mısın Emre? Burada. Burada ona. Gel buraya. Şimdi var mıydık İbrahim Miraç'ta biz? Vardık abi. Bu o zaman kendi miracını okuyorsun. Ne kadar yakın olursa. Peki oraya gitti. Allah dedi ki ben onun karşısına diyor Cenab-ı Hak. Niye? Ne demek Cenab-ı Hak? Hak yönü. Cenab-ı Hak demek bu beş peygamberimizin bu şeyine hak tarafı. Cenab-ı Hak demek. Yön demek. Hak olan esma. Ben de diyor esma hak ismimle bu madem yanında emaneti var. Başka nur var. Bir de anahtar var. Ben de bütün varlığı, bütün eşyayı işitir, görür, işitir, görür. Ne dedi? Miraç neydi? Kelamına ve rüyetine. İlk önce Allah Resulü kelamına mazhar oldu, sonra rüyetine mazhar oldu. Allah da diyor ki Cenab-ı Hak, bak Rabbul Alemin, ben eskide şöyle düşünüyordum, Rabbi ile mulaki oldu. Rabbi, Rabbul Alemin olmaz. Baktım ki kendi adına gitmemiş ki. Tamam bu benim, ben kendi felsefe yapıyorum. Hayır, buna mukabil Allah neyle mukabele etti? O karşılama töreni neyle yaptı? Cenab-ı Hak. Cenab, yön demek, hak yönü. Allah yönü de şöyle oldu diyor. Bütün mahlukatı bir, işitiyorum. Kelamına, bizde kelamına, Allah da işitiyor, bütün mahlukatı görür sıfatıyla tavsif eder. Bir tanesi dedi ki bu dersi şey yaparken geçen, okudum böyle o abidi, eskilerimizden, abilerimizden emekleri var bize. Ya kardeş nereden okuyorsun sen onu? Abi 428 sözlerden. Allah Allah. Ben açtı, çok hoşuma gitti. Dedi ya bizim kitapta da varmış ya. He var. Tamam. Ta o emanet, o nur gene teyit ediyor bakın. O emanet, o nur, o anahtar cihan şümül hikmetlerini göstersin. Rabbul Alemin. Ha kaç tane olmuş? Ulema-i İslamca 30 küsür tane miraç olmuş. Bir tanesi Miraç Ekber olmuş. Mesela şöyle dedim. İbrahim
O masayı getirsene. Abi hangisini getireyim? Büyük olanı getir. Büyük masa denmesi için tek o değildir. Küçükler de var değil mi doktor? Ha. Büyük diyebilmem için. Altıncı şuada bu Miraç anlatırken diyor ki Miraç-ı Ekber-i Muhammedi'de söylenen sözler diyor. Hakikaten etteyyat var ya Ahmet. Ahmet kardeş bak. Büyüleyici bir makamdır. En etkili hani secde der ya kulun Rabbine o en yakın olduğu secdedir ama en böyle etkileme makamı hakikaten tayyattır ya. İkinci tayyattır. Çok acayip ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Öyle yapayım. Şimdi tayyatta oturacağım. Şimdi iki şekilde oturulur. Secdeye bakarsın. Mecmuatul Adab'da der ki bu böyle ilmi bir bakıştır. İlmel yakin. Şöyle kafayı kucağına bak diyor. Böyle. Bu da ilmel yakin değil. Aynen. Yani aciz, fakir, iflas etmiş, bir şeyim yok. Kucağına bak diyor. Yani efsane bir tabir kullanıyor İbrahim. O da beni alıştırdı. Yani bir acayip bir senaryo, bir film işliyor burada. Tayyatta. Yani bunu anlamak için ne zaman yeni fark ettim bu tayyat? Evet Rabbine yakın oldu. Rabbime ben yakın ama şöyle, ben Rabbime yakın olduğum an secdedir. Ne demek o? Kendimden en uzak olduğum andır. Fakat Allah bana yakınlığını nasıl yaptı? Secdeden sonra Allah'ın cevabıdır tahiyyat. Secde benim yakınlığım, tahiyyat onun bana yakınlığı. Gibi yani böyle. Böyle acayip bir şey yapıyor seni böyle. Büyülüyor ya, büyüleme bir yeri bu tahiyyat yani. Huzur ilahi. Sen kabulündür. Bir şey diyor 16. sözde diyor ya. Namaz huzur bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Huzura kabul ediş. Bu tayyat İbrahim o 6. şuayı Miraç-ı Ekber-i Muhammed okunuyor. Hakikaten biraz böyle meşgul olmuşsan oraya ettehiyyatu el mübarekatu es salavatu et teyibatu lillah Esselam Şafii'ye şey göre yapmış ya. Ettehiyyatu el mübarekatun. Allah Allah böyle. Biraz bir tane istersen tayyat oku. Salli barık okuma istersen sünnettir ama. Ama şöyle bir altıncı şuayı var ya böyle oku. Ettehiyyat. Ettehiyyat. El mübarekat. Esselavat. Ettehiyyat. Lillah. Ondan sonra bir bakarsın ki Cebrail aleyhisselam bir bakıyor. Muhammed aleyhisselatü vesselam münacat ediyor. Rabbine böyle diyor. Allah'a böyle diyor Miraç'ta. Miraç'ı bizi tavsif ediyor ya. Bu seyahati anlatıyor. Allah ilk böyle tavsif ediyor. Ondan sonra Allah mukabele ediyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Değil mi? Diyor. Allah Resulü selam alıyor ama arkaya atıyor. Genelliyor. Siz konuşurken ben bir şey çizebilir miyim? Ha çiz. Genelliyor. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salim. Nabizim. Bana değil. Allah bir selam veriyor. Selam oradan geliyor. Onun için sizin ey hayırlınız selamı yayandır. Böyle. Arkadaşlar ben izah etmiyorum. Hep külliyatta dolaşıyor. Farkındaysınız. Ha? Şimdi izah mıdır? Altıncı şurayı anlatıyor. Şimdi bu tahiyyat. Allah Resulü mukabele ediyor, söylüyor. Allah mukabele ediyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Allah Allah. Allah diyor ya. Allah Resulü de üzerine alarak genelliyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şimdi yeni belki giren arkadaşlar var. Sonra bu mukabeleyi karşılıklı konuşmaya şahit olan Cebrail aleyhisselam la burada da mı ümmeti unutmadı ya? Bu nasıl bir şefkati peygamber? La ben şimdi cennete gideceğim de sizi mi hatırlayacağım ya? Zor ya.
desek de biraz yalan olur veya eksik olur veya ne bileyim mübalağ. Lan haşir meydanında herkes kendi kendine, de peygamberler dahi nefsi nefsi demedi mi? Secde kapandı. Bir kişi hariç. Onu anlatmıştım ne oldu diye. Ona, fakat bu burada da Miraç'ta mı hani cennet haşirde olur ama genelleyince o zaman Cebrail Aleyhisselam nasıl mukabele etti? Bu hayretten mi? Selam verdi Allah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetine şamil etti Allah'ın selamını. Esselamu aleyhine ve ilahi badillahi salihin. Sonra eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resul. Değil mi? Hangisi de mi? Öyle miydi? Muhammed'in resulullah. Ha, Muhammed'in abduhu dersen kulluktan çıkmış olmuyor. Ha, şehadeti kim getiriyor da? Hazreti Cebrail. Cebrail. Cebrail, Cebrail. Şaşırma. Nasıl oluyor ya burada da? Burada da bu şey yapmış. Ondan sonra Katar'a giden Cumhurbaşkanı bir kameranın karşısında konuşurlar. Bir de kapatın, çıkın bakayım dışarı. Çık. Gel bu sesi. Bir, 5 tane anlaşmayı söylerler bütün dünyaya. Arkasında 45 tane gizli anlaşma var. 5 tane söylerler. 45 tanesi yok. Anlaşma zannediyor, 2 tane anlaşma. Ne 2 tane? En az 20 tane var altında. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Miraç'ta Cenab-ı Hak'la mukalemesi, tahiyyatta vesaire tavsif edildi. Vahiy salih ile söylendi. Neler dendi? Bir de vahiy zimmi var. Yani Allah'ın Kur'an'da söylediklerinden fazla var. Söylediklerinin içerisinde açık olmayan söylemek istedikleri var. Vahiy zimni var. Sonra şumulli ilahlar var asıl imamlarına. Hep mira. Bunlar hep gizli. Kuliste olmuş. Allah Resulü ile Allah arasında olmuş. Ha demek ki biz orada vardık arkadaşlar. Biz Miraç'ta vardık. Ondaydık. Nasıldık diye bir daha söylüyorum. Kocaman çekirdek, kocaman ağaç çekirdeğinde olduğu gibi. Biz de vardık. Ya nasıl oluyor? İnan vardım. İnanmaman sana hiçbir şey getirmez. İnanman öyle muamele görür. Ama nasip bir şey tabii bu iş. Şunu bir izah edebilir miyim abi? Abi burada bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abim. Hasan abi bu yani burada biz neredeyiz? Yani tahiyyatta o mukabelede biz neredeyiz? Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz, Allah Celle Celaluhu. Amel. Biz burada neredeyiz? Esselamu aleyna na bizdeyiz. Peygamber Aleyhisselam ne dedi? Allah ne dedi? Esselamu aleyke ya yennebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ne dedi? Ve aleyke selam değil. Ve aleyna ve ala ibadi salihin. Na biz demek. Hepimiz vardık. Na da. Mesela şöyle diyeyim. Namazı tek kılmıyor musun? Bak. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Şimdi dikkat et. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Mektubatta söylüyor değil mi 400 arasında? Na demek, ne demek na? Biz. Biz mi? Biz miyiz? Ben tek namaz kılıyorum. Ben sana ibadet ederim, ben senden yardım isterim demem gerekirken biz oluyor. Ben İyyâke biz. Biz diyor. Tek namaz kılıyorum. Ha ustad 3 cemaatten bahsediyor. 1. Vücudumu meydana getiren zerrelerle hepsini kastediyorum. Onun için biz. 2. Ben ya namaz kılarken yalnız değilim. Bütün ehli iman etmiş. Bütün o Mekke'nin etrafında namaz kılan Müslümanlar namazımı teyit ediyor. Görmesem de. Hepsinin namazını teyit ediyorum. Ya Rab, namaz kılanların kıldıklarına şahidim. Ben namaz kılmayla şahitlik yaptığım gibi. Onlar da benim namazıma şahit. Demek ki
Biz de bir, vücudumu meydana getiren zerrat. İki, bütün ehli iman. Üç, üçüncü cemaat kim? He? Kainat. Kainat. He, şimdi seni alacağım. He, demek ki üç cemaat azime, ben namaz kılarken tek değilim, Allah Resulü'nün de salat-ı kübra o. Miraç salat-ı kübradır. Namaz değildir. Namaz içindedir. Salat-ı kübra nerede anlatır? Sözler 42 veya 46 mı? Hemen şey yapayım. Seni alacağım ben. Yok alacaksınız da şunu. 46'da. Bak. Namazın farzı kaçtır? Söyleyin. 12. Salatın farzı kaç? 3. 3. 3'tür. Salatın farzı bak. Diyor ki 46'dan okuyorum. Sizin sözlerde de var yani ha. Benim içinde sif yok. Diyor ki hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp yevmi defteri amalini hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek. Salata kıyam etmek ne demek üstadım? Ha, yani bütün fani sevdiklerine bir de bedel bir mahbu, bir mabut ve mahbubu bakinin. İki, salata kıyam etmenin ikinci manası. Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği müzirlerin şerrinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmak. Ustadım gene anlamadım ya salata kıyam etmek. Hem Fatiha ile başlamak yani dedi salata kıyam etmek. Bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir, mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kamil-i mutlak ve gani-i mutlak ve rahim-i kerim olan Rabbul alemini, Miraç'ta da öyle, Rabbim değil, Rabbul alemini metü sena etmek. İyâke nâbudû hitabına terakki etmek. Ustadım anlamadım gene. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve bed sultan olan Malik-i Yevmidin'e intisabı ile şu kainatta nazdar bir misafir, emniyetli bir vazifedar makamına girip İyâke nâbudû ve iyâke nestaîn demekle Bütün mahlukat namına kim diyorsa, ben diyorum, bütün mahlukat namına kainatın cemaati kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek. Hem ihdina sıratel müstakim, var ya böyle bizleri doğruluğa hidayet, yani başı, sonu, ortası hidayet olan o doğruluğa hidayet demekle istikbal karanlığı içinde devam ediyor. Yani salata kıyam etmek üçtür. Her üçü de üç defa izah ediyor. Tam salat-ı kübra. Efendim Gafur burada ne anlatacaktın abi? Evet abi orada şunu anlatacağım. Şimdi abi ben dersimi şu şekilde aldım. Kadir gecesinde abi Miraç dersi yapıyorsunuz. Bu çok güzel bir tevafuk oldu sanki öyle gibi. Mi? Şöyle tefekkürümde şöyle canlandı abi. Bir çekirdek düşünelim abi. Hı-hı. Her şey orada bitiyor zaten. Her noktada bir çekirdek var. Öyle bir toprak düşünün ve öyle bir çekirdek düşünün ki Hasan abi. Bir tarafı mana tarafı ki Kadir gecesi, bir tarafı nur tarafı ki Berat gecesidir abi. Bu kainata dönük büyüyen ağaçtır nur tarafı. Bu namazdır Hasan abi. Veyahut da Berat gecesi bendeki odur aslında. Ondaki ben de Kadir gecesidir abi. Çok ilginç. Ondaki ben de Kadir gecesidir ve bu da Miraç'tır abi. Yani Kadir gecesi bir çekirdekse o çekirdeğin manevi alemdeki açılımı Miraç'tır abi. Çok ilginç. Sebebi şu diyor. Onu ben doldurayım biraz. Kadir gecesinde hangi ismi aktif arkadaşlar?
Yani bu akşam Allah gafur isimleri kastetmiyorum. Yani hakikat olarak hangi isim hakim? Bu dersin adı, bu gecenin adı ne? Kadir. Nereden almış bu ismi? Kadir ismi ismi azamından almış. Peki Kadir ismine mazar olan ne olur? Hadi bakalım. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına geçer. Mazi, istikbali, hal gibi görür. Her gece Kadir gecesi olur. Kadir ismine mazar olan. Bak, her gece Kadir gecesi gibi olur. Kadir. Hangi peygamber mazardı? Hazreti İsa. İsa aleyhisselam mazardı. İsa aleyhisselam. Evet, İsa aleyhisselam mazardı. Gavs-ı Azam'da Hay mazardı. Kadir ismine İsa aleyhisselam. Ne olmuş peki? Ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Allah kainattaki icraatını hani çocuklara sembol yapıyorlar ya, bazı böyle bayramlarda cumhurbaşkanı çocuğu geçiriyor. Başbakan, belediye başkanı geçiriyor. Hadi sen emret diyor yalandan. Tamam. Ama Allah öyle yapmıyor. Kadir gecesi mazar olunca veriyor kainattaki icraat. Benim adıma icraat et. Ve oluyor. Ölüyü diriltiyor. Körlerin gözünü açıyor. Olmazları olduruyor, değil mi? Ölü diriliyor mu? Diriliyor. Peki ölüye sordular. Dirildi. Ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın peygamberi. Buyur emret. Ölüden kalkmış ya tarihi mezardan. Herkes seyrediyor. Sen kimsin diyor, şeceresini söylüyor. O mucizeyi isteyen adamı da söylüyor. Böyle bir şey olsa ne yapardınız ya? Şu insanlığın zalimliğine bak. Ölü dirilt dedi. Madem peygambersin. Tamam demiş, beni götürün. En eski mezarlığı şey yapıyor. Diriltiyor Allah'ın izniyle. Kadir. Allah o yetkiyi veriyor. Kalkan ölü diyor ki ben falancayım dedi. Nasıl bilecek o olduğunu? Belki de o diyor sana soran, sen itiraz eden de şu adam falancanın diyor. Dedesi şu budur diyor. Bunu görüyor, gene iman etmiyor. Bunu gene iman etmiyor. Ve ona diyor ki, öyle dirilmiş böyle kadar, gel istersen alayım bu tarafa seni. Tekrar, hayır dedi. Biraz üzüleceksiniz ama, ben dedi, o sekerat vesaire oraları geçtim, bir daha geçmek istemem dedi. Siz şehit olacağınız için korkmayın. Şehit olacak. Ben diyor oraları bir daha, ben bu imkanı bir daha veremem dedi. Beni Allah'ın izniyle tekrar beni aynı yerime götür. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Peki delilim nedir diyelim. İlk önce yakından şey yapacağım. Sonra uzağa. Bir, Turgut Özal'ın cesedi otopsi için çıkartıldı, çürümedi. Niye çürümüyor? Ne özelliği var? Mumyalı mıydı? Yakın olduğu için söylüyorum. İki, şehitlerin cesetleri geçen gene Rize'de yol yapılırken heyelan ne oldu? Beyaz şey çıktı. Baktılar ki şehit. Hemen tuttular. Başka bir tanesini söyleyeyim hususi. Urfa'da galiba bir yer iki tane peygamber var. İki tane peygamber barajda su altına kalacak. Yeminli üç kişi ayarlıyorlar. Ben bunu Urfa'daki kardeş söyledi. Yeminli müftü, işte şu bu, yani alim o belden yemin ettiriyorlar, kimse şey yapmayacaksınız. Yani. O peygamber çıkartılacak. O peygamber çıkartanlardan bir tane yeminli kim oldu benim? Peygamber açıyorlar. Aynı şeyi beziyle beraber. Bizimki beyaz değil. Fakat yüzünü açmak haya ve edebe uygun değil. Fakat etin biz kaldırdık dedi. Eti o kadar yumuşak ki. Aynı bizim et gibi diyor. Yani kefeni de sağ. Niye sağ kardeşim? Bakın dini makbul etin. Bak İsa aleyhisselam ölüyor. Ya nasıl olur? Günümüzde var. Bu hükümet döneminde o baraj yapılan su altına kalmasın diye iki tane peygamber. Adını da unuttum ya peygamber ya. Rüşa yok, burada yok, ya. O adını. Zülküf ile? Zülküf. Zülküf dedi. Zülküf ile El Yasa.
Elyas'a. Allah razı olsun. Aynı. Abi şu da çok enteresan. Şimdi oldu, yeni yeni. Şey, İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmadı. Evet. Sırrı burada da. Aynı. Ya kardeşim gözümüzün önünde ya. Anası inanacak. Ya kardeşim adam peygamberin ölüyü dirilttiğini görüyor. Seceresinde söylüyor. Gene iman etmiyor ya. Ayette diyor ki cehenneme gitse, gitti diyor. Orada yalvaracak bana diyor. Kabul etsem. Beni bir dünyaya bir daha gönderme halen söylüyor. Buraya getirsem cehennemden adam gelse gene ölü olur diyor. Sen daha bunu neresinde tutacaksın? Ne yaparsan yap kardeşim ya. Ne diyor diye şu derse gidip de ne diyor diye şey yapan var ya. Oysa kendisine müjdeler anlatılıyor. Bu realite de mahsul. Turgut Özal 2-3 gün önce, 2-3 sene önce devletin şeyiyle kanunu cesedi çıkartıldı. Nereden kaynaklanıyor? Gördüğü halde iman etmiyor. Ya insanda bu var biliyor musun hepsi? Küfür hakikati da var. Yani iki innehu kâne zalimen cehûlâ ve lekad keremle beni Adem. İkisi de var insanda ya. Zalimliği de var. Bundan daha büyük zalimlik nasıl olur ya? Aa ya çürümedi. Niye çürümedi? Niye sormuyorsun? Hadi İngiltere'de ben bizzat gözümle gördüm. Şey var. Mumya falan değil. Cam. Camın içine adamı cesedi koydular. Firavun'un cesedi. Tüyleri, kılları bile duruyor. Özür dilerim ama kıçı bile açık. Kıçı bile, bütün organları. Böyle secdede bir eli, sol el mi sağ el mi yani unuttum. Öyle yapıyor böyle. Öteki elini böyle yapıyor tufana ve secdeye kapanmış. Ağa cesedi, mumya değil, ilaç değil. Saçları, kılları, organları, tüyleri, koltuk altı hepsi gözüküyor. Aa İngiltere'de, git gör. Gelin YouTube'da gör. Ne bu ya? Niye çürümüyor kardeşim? Allah Allah. Niye çürümüyor? Mesela Şam'da görmüştüm. Bir peygamber parmağı. Hangi peygamber? Şam'daki şeyde. Duruyor ya. Öte duruyor. Aa işte ya yakın siyasi bir adam ya. Peygamber de değil ya. Evliya da falan da değil. Ehl-i iman olduğu için kimler yaptıysa onun zıttıdır. Bunu bak çürümedi. Ozan siyasi bir şey. Demek oluyormuş yani böyle. Aa niye çürümedi? İzah var mı? Devlet mi mumyaladı? Niye? Şehitler ölmez. Allah da öyle diyor. Ha, şimdi çok şükür ki böyle bir dinin mensubuyuz ya. Ya realiteden bahsediyorum ya. Dinin delini gündeliğinden söylüyorum. Aa çürümedi ceset var siyasi liderin. Aa peygamberin şey. Aa firavun cesedin. Aa peygamber de gaybi söyledim hadi. O yeminliler bırak. İngiltere'de git YouTube'a görürsün. Cesedi ben bizzat gözümle gördüm ve anladım. Bu ayeti bildiğim için neydi o ayet? Dur bakayım. El yevme nunecike bi bedenike. Ben bugün senin cesedine necat vereceğim. Niye çürümedi? Aynı duruyor ya organları duruyor kardeşim. Binlerce insan Müslüman oluyor. Benim gözümün önünde Japonların grubu Müslüman olanı gördüm ben ya. Sonra ben fazla durdum diye polis beni aldı. Tamam mı? Bu şarjı takın arkadaşlar. Bu şarjım şey yapmıyor. O aradaki ne şey yap? Çıkart İbrahim. Heh, geç oraya. O kabloda şeyiniz var. Erkan-ı İmaniye'nin başka uzatma getir. Hakaikini gözüyle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Benim masamda var. Ha geldi. Melaikeyi bir neyle görmüş? Gözüyle. Cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Kainata ve beşere öyle bir hazine, bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu hediyede daha büyük ne olabilir? Ne olabilir hediye bundan daha büyük? Diyor ki senin vekilin, iman ettiğin peygamber, Allah'ı, meleği, cenneti, 18 bin alemi, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle görmüş. Zaten en çok diyecektir ki, en çok sıkıldığım
Ya bu miracı ilan etmek istemiyordu. Sahabelerin imtihanı miraçtır. Yokluk falan değil. Müslümanların bizim imtihanımız nedir? Allah'ın rububiyetidir. İman sorunumuz yok. Uluhiyet sorunumuz yok. Rububiyet sorunu var. Ne demek? Allah'ın emirlerini sorgular hale geldik. Olur mu ya? Hangi zamandayız? Bu zamanda tesettür olur mu? Bu işin oruç olur mu? Ya şey yapıyorum. Allah'ın emirlerini sorgulamak gibi sahabenin de imtihanı miraçtı. Söylemek istemiyordu ama Allah söyle dedi. Peki Ebu Bekir'in imanı nasıl bir imandır abi? Hiç sorgusuz sualsiz. Acayip bir şey. Mesela ben sınıfta, Allah selamet versin Bilal Hoca, orada bizim okulda, bizi de götürdü, kaç kişiydik, hepimiz gittik. Ama reddedip giden de var, benim gibi adamlar da var. 5-6 tane de vakıf var aynı sınıfta. Acayip bir şey işte. Şimdi Ozan'ın niye çürümedi dediğin zaman, İngiltere'deki ceset niye şey değil? Mükemmel bir şey söyleyeyim, yok. Japonlar, dedim yanımdaki birisi var. Ne diyor dedim Türse? Orada bir görevli var. Japon grubu soruyor. Yani bu dedi balçık dedi bu zatı sarmış da çürümemiş olabilir mi dedi. Dedi ki o da. Dedi ki bu tek değildi dedi. Bunun yanında kemikler de vardı diyor. Derleri çürüdü bu çürümedi diyor. Buna özel olabilir mi dedi. Belki olabilir ama dedi bunun hakkında 3000 küsür sene sonra da atılacağını, sahile atılacağını, insanoğlu bulacak değil, sahile atılacağını ve çürümeyeceğini, ibret alem olacağını söylüyordu Peygamberimiz var ya. Ki nerede onu söyledi. Peygamberimiz ayet var ya ayette, atılacak sahile. Ondan sonra ibret olacak. Yani bir insan diyor, çok insan, bir insan senede kaç kişi boğulur? Bu kadar falan yerde, falan kanalda, falan ki şu kadar kişi boğulacak. İşte bir tanesi çürümeyecek. Nasıl der diyor. Dediğim delil nasıl olacak? Falan tarihte dışarıya çıkacak diyor. Ben o gözümle gördüm yani. O kadının Allah'a iman ettiğini gördüm. Tamam mı yani? Balçık. Tamam buna sarmış da onun yanındakini niye sarmadı? Hemen yanında şey. Ha tamam. Peki oldu. 3700 sene önce olanı 1500 sene sonra, 1400 sene sonra kendine sonra çıkacağını ve ibret al, tamam dedi. Peki şimdi niye çürümüyor diye adam sordu. Mumya yok diyor. Şimdi niye çürümüyor diyor. Tam şimdiye kadar çürümedi. Ama kör olası küfür gözü görmez olduğu yüzümüzü hem dinlemez sözümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. Tam şimdi niye çürümüyor? Mısır'da da var Firavunların mumyalı cesetleri. Muzeyi değiştirmek için bile dakika mı saat bile açık olsa hemen yok oluyormuş. Hemen aniden çökermiş. Onun için bir gaz basıncı altında muzeye naklettiler. O adam açık da. Muşahede kainata bu mesele, beşere öyle bir hazine, bu mesele miraç öyle bir hazine. Öyle bir nur ezeli, ebedi bir hediye. Ebedi. Ebedi bir hediye. Miraç bize ya. Hediye getirmiştir ki şu kainatı. Ne yapar? Hediye ne yaptı bize? Ayakkabı yaparsa bizi soğuktan, çamurdan kurtarır. Tamam? Elbise soğuktan kurtarır, güzel gösterir. Tam da miraç ne işime yarayacak? Şu işimize yarayacak. Perişan, fani, karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp bizi. Biz, şimdi Allah haşa yok. Alemimizde Allah yok, ahiret yok. İnsan nedir? Perişandır. Koronadan perişan olmuş ya. Allah'a ve ahirete inandığımız halde, koronayla vefat eden ehli imanın, ehli necat olduğunu, şehit olduğunu bildiğimiz halde ödümüz patlıyor. Şehit ya. Taun, tufan, hark, gark, noğusalık, doğumla alakalı. Bunlar ölürse şehit oluyor. Taun, salgın hastalıklarıyla. Salgın hastalığı ve çaresi olmayan kanser vesaire hastalıklarla. Tufan, deprem, heyelan. Hark, yanma. Gark, boğulma. Hamileliğin ilk günden doğum yaptığı 40 güne kadar olan
döneme, yani hamileyken bile ta doğum yapsa 40 güne kadar ölse, imanı varsa namaz hesabı da yok. Onların namaz hesabı da yok. Direkt gidiyor. Hiçbir hesap yok. E yeter ki imanı var. Varsa. E şimdi sana bu müjde değil mi ya? Ya kardeşim sonsuz cehennemi düşünebiliyor musun? Sen hiç taş fırın gördün mü, taş fırın? Ha bu kadar bir şey ya. Kürekle ekmek alıyorlar. Hiç içine baktın mı? İçeride oturmayı hiç hayal edebilir misin? Lan böyle de değil ha. Bundan kurtarıyorsun ya. Bir iki gün veya bir iki saat koronadan şey doğru cennet. Lan müjde değil mi bu? Koronada cennet kapıları açıldı herhalde abi. Açıldı tabii. Yeryüzüne ölüm yeniden inmiş Ahmet. Nasıl yani? Koronadan önce kimse ölümü hatırlamazdı. Hadis-i şerif var. Onu bana kaynağını söyle dedim de kaynağı getirecekler. Diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor insanlar Allah'ı unutacak. Allah kendini hatırlatmak için diyor yeryüzüne bir mana söylüyorum. O kardeş kimdi ya? Bugün dedim bana onun kaynağını şey yap, gönder. Ondan sonra bir salgın hastalığı çıkartacak diyor. Beşerin zalim eliyle. Öyle diyor beşerin zalim. Sonra Allah onları evlerine tıkayacak diyor. Tövbe etsinler diye diyor. Tövbe etmeseler diyor onlara ölüm korkusu salacağım diyor. Hem de Ebu Davud'da geçiyormuş. Dedim ki bugün arabadaydım. Dedim ya mutlaka kaynağını bana. Tamam abi dedi. Ölüm korkusu salacağım diyor. Lan ölüm yok muydu? Yoktu şimdiye kadar. Çok mahallemizde ikindi de öğlende bir selam okunurdu. Şimdi yüzlerce binlerce haber bülteninde Esselatu vesselamu aleyk. Ölüm var ölüm. Sana da geliyor. Arkanda ecel aslanı pençesini açmış bekliyor. Ölüm hatırlat. Ölüm yokmuş. Yeni denilmiş yani. Ha. Ölüm yeni indiği gibi şehitlik de yeni. Ehl-i imanı temizliyor. Ehl-i imanı hiçbir kaybı yok. Niçin kaybı yok? Bir cümleyle geçişte söyleyeyim. Hazreti Ali'nin söylediği gibi radıyallahu anh. Bir şeyin ne olduğunu anlamak istiyor musunuz? Zahmet midir, rahmet midir? Sonucuna bakın. Size ne getirdi korona? Bir, bana öğleyin namazı iki rekat var ya sonucunda. Onu dört kılıyorum. Yatsının son iki rekatını da dört kılıyorum. Bir, her gün bir cüz okuyordum. Bunlarda şey yok. Riya olmaz. Sonra Hizbul Kur'an okuyordum. Koronadan sonra Cevşen'i ekledim. Cevşen'in yüz bab ya, yüz bölüm. Onu okuyorum ve her gün istisnasız Tahmidi okuyorum. Şimdi korona, Hazreti korona bana nasıl fayda oldu? Öldürecek, öldürsün. Ama Cevşen'i soktu içine hayatıma. Tahmidi'yi de o sıra geldiği gibi değil, her gün okuyor. İki rekat öğleyini dört kılıyorum. Yatsı iki rekatını da dört kılıyorum. Bana zahmet olmadı, rahmet oldu. Ölürsün ölürüm kardeşim, teris olacağız. Peki sokmayanlara ne oldu? Diyelim ki zaten var ya da hiçbir şey sokmadığına. Hiçbir şey sokmadıysa intibana vesile olmadı mı? Yani ölüme daha ciddi tövbe ediyorsun da tövbe estağfurullah. Kaç defa günde estağfurullah diyorsun? Eskide kaç defa diyordun? Hiç hayatında değişiklik yoksa Allah sana selamet versin yani. Çünkü Hazreti Ali söylüyor, bir şeyin ne olduğunu anlamak isterseniz sonucuna bakın. Nedir yani? Herkes bir şey söylüyor, sonuca bakın diyor Hazreti Ali. Zahmet midir, rahmet midir? İlk üstüne nokta koyarsan zahmet olur. Noktayı kaldırırsanız rahmet olur. O kadar, bir nokta yani. Zerrevelim. İyi ki. Efendim, muallim, Seyit Ahmet. Abi işte Peygamberimiz Miraç'a giderken yanında emanet, nur ve anahtar vardı ya. He abim. Geri dönerken de anahtar hazine olarak döndü. Nur-u ezeli olarak döndü. Emanet de ebedi bir hediye olarak döndü diyebilir miyiz? Allah ebeden daima razı olsun senden. Aferin lan. Gurur duyuyorum sizinle. Çok güzel dedi. Evet. Giderken böyle de hiç düşünmedim ha. Ulan fena ettin beni ya. Kafama kan gitti ya. Tamam giderken bunu götürdü de neyle döndü? Bunları getirdi ama emanet ne oldu, nur ne oldu falan. Aferin lan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle bir Allah'ımız var. Böyle ahiret bekliyor. Gideceğiz oraya. Beraber olacağız gene. Dersler yapacağız İbrahim. İşte şahsi numaralı ne bu işte. İşte bu değil mi? Ya. Herkes
Risale okuyor öyle. Herkes kafadan yazar mı? Tamam işte bak ne yapıyor. Hatta ben mektepte okurken derdim ki herkes, diğer kardeşlere de şu olsun. Mesela bir de birisinin yanında büyüdük de yetiştik. Bir ders yapardı. İkinci dersi de kendisi yapardı. Üçüncüyü de yaşça büyük olana yaptırırdı. Üç ders olurdu her akşam bir yerde. İmani ders, laika mudafa. Yani kendi sağlığında genç nesil öne çıkma yoktu. Sırf benim abide değil, bütün abilerde böyleydi. Ben derdim ki, şimdi fiilen yapıyorum. Sağlığımda eğer bize de Allah bu fırsatı verirse, insanları hep öne çıkarmaya gayret edeceğim. Çık kardeşim ders yap. Çık. Ama Murat Dursun öyle olmuş. Resulullah, Erekşehir, doktorlar hepsi bak her akşam ders yapıyorlar. Tamam. Öyle mi değil? Çık kardeşim yap. Yap ha ben yanındayım. Ben beraberiz. Beraberiz kardeşiz. Madem ders aynı ders. Çık kardeşim. Lazım olunca ben de girerim. Varsa biliyorum. Ha bak adam Seyit öğretmen. Bak güzel bir şey söylüyor. Dönerken de bu böyle olur mu? Budur diyemeyiz de. Çok güzel bir şey yani. Kafama bir şey attı ya. Dönerken neye dönüştü bu? Bak yani öne çıkartın. Sen çıkmanla bir karın olmuyor. Genelleyin cemaata. Kardeşleri öne çıkartarak o senin vefatından sonra emsaller arasında kavga olmasının sebebi kapışmaktandır. Ama senin sağlığında zaten öne çıkartıyorsun. Bu adam zaten bu ders yapmayı, o insanlara hitap etmeyi, bu zaten bunu yapıyordu zaten. Niye kapışsın? Ha işte. Açık kardeşim. Ben varken çık yapın. Ben de seyrediyorum. Koca Ramazan'da ben bir veya iki ders yapmış. Değil mi? Yapın diyorum. Ha işte niçin söyledim? Kardeşim hem aynı zamanda ders şeyi söylüyorum bu arada. Çıkartın, öne çıkartın. İtin, gelişsinler kabiliyetler. İstidatlar gelişsin. Tamam. Şimdi devam edeyim. Gerçi saatimiz geçti ama şeydir. Gece mübarek. Şeyde de aynı olmamış mı? Mesela Peygamber Efendimiz sahabeler döneminde de böyle olmuş. Sahabeleri öne çıkartmış. Çıkıyor. Evet. Yani ben o zaman derdim ki şimdi bir yere gittiğimiz zaman bakıyorum o konuda bir konu, soru soruldu. Baktım biliyorum bu arkadaşlar bu konuda hangisi uzman. Ben biraz enfuste uzmanım. Adam müdafalarda. Geç oraya. Ondan sonra adam mesela diyelim ki hastalıktı. Ha doktor ben o kadar iyi mi yapacağım doktor hastalar risalesi? Adam doktor. Hastalar risaleyi de okuyor. Benden fazla okuyor. Hem tıbbi çerçeveyi biliyor. Hem risale biliyor. Ben niye yapayım ya doktor olarak? Doktor yapsın. İçtima hayatım Mehmet Su yapsın. Mehmet Su dinliyorsa. Bak ne yaptı o? Bir ders yaptı hala kafamda. Ustad ne dedi? Fakir zengin nasıl olur? Öyle miydi bir ders var? Evet. Ha, adam, İktisattan falan. Ya adam iktisat muallimi üniversitede. Şimdi şeyde bakacağız inşallah. O geçi sahası mı? O da tıpçı ve Hikmet kardeşimiz Amerika'da. O da helalde şey. Ya yapma. Hani bana da telif ettiriyorum bunu niye anlatıyorum? Meziyetli olanları çıkartın önünüze. Çıkartın sizi küçültmez büyütür. Unutmayın. Hadi bakalım. Kadir gecesi. Sıkılan çıkabilir. Yani ne yapalım? Bugün biraz Kadir olsun. Bir şey daha ha. Cebrail Aleyhisselam'ın o altıncı şurada şey yazıyor. Ne yazıyor? Muhammeden Resulullah. Ha. Resulullah yazıyor. Başka yerde ben... Abduhu ve Resul diye geçmiyor değil mi? Abduhu burada yazmıyor. Ne diyor? Muhammeden Resulullah mı geçiyor? Muhammeden Resulullah. Tamam. Şeyde geçiyor. Abdina Miraç Risalesi'nin başındaki ayette geçiyor. Abdina geçmesinin sebebi diyor Miraç'ta bedenen de gittiğini delildir. Ulema diyor. Ne demek? Eğer cismen olmasa abd olmaz. Yani bedenen olması için, abd olması için beden lazım. Onun için Miraç Risalesi'ndeki ayette o orada Cebrail Aleyhisselam öyle diyor. Ben ayetten kalmış kafamda. Bakayım şurada. Aksellezi barek nevlele nuremin ayetine vesemrubasin. Burada Abdina bir yerde geçmesi lazım. Tamam mı? Onu sıra bakarsın Miraç'ta. Abdina o. Peki orada... Abdina herhalde başta mıydı ya? Subhanellezi esra bi abdihi. Ha bak bi abdihi. Abd. Burada. Abdihi. Yani
o abd olabilmesi için bedenen olması lazım. Geceniz hayırlı olsun. Abi, Allah'a emanet. Abdine aleyküm selam. Resul, o Cebrail demiş olsun demek ki. Demek ki Allah razı olsun. Altıncı şuhada. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden Resulullah Cebrail aleyhisselam demiş. Tamam, abdine yok, tamam. Demek ki... Abi bir şey sorabilir miyim? Efendim o hocam. Burada Cebrail aleyhisselam bu en son cümleye dahil olması nerede olur abi? Hani Sidretül Münteha'ya kadardı ya. En son bu dahil olması sistemi biliyor. Ama gidemediğini mi anlamak gerekiyor ya da nasıl anlamak gerekiyor abi? Yani orada şahit oluyor diyor. Orada şualarda şualarda onu açarsam şey olur. Altıncı şuada orada nasıl dahil olduğunu biraz anlatıyor. Muallim. Burada şöyle diyebilir miyiz İrfan'ın sorusuna? He. Peygamberimiz eğer Esselamu Aleyna demeseydi Cebrail Aleyhisselam orada şahitlik edemeyecekti diyebilir miyiz? Aynen, evet. Arkaya taşıdığı için. Bak ne diyor, ikisi de öğretmen. Na diyerek arkasındaki temsil ettiğileri genellediği için o da genellenenlerin en zirvesi Cebrail aleyhisselam. O da şahit oldu diyor. Ama altıncı şuada onun o Cebrail nasıl şey yaptığını orada biraz anlatıyor. Kelimenin içeriğini anlatıyor. Canım sağladım. Efendim Amir. Canım sağladım. Ettehiyyat mübareka salavat tayyibat. Mikail, İsrafil, İzrail, Cübreyl. Harika. Avval, ahir, zahir, batın. Dimah, vicdan, kalp, ruh. Yürüyoruz. Dört aş, su, toprak, su, hava, nur. Böyle... ben öyle düşündüm. Kuzey Irak'tan. Bak, 30 yaşında. Enfusçuya bak. Çok güzel. Tebrik ediyorum maşallah. Allah razı olsun. Gurur duyuyorum sizinle. Çok şükür. Ya Cebrail Mikail İsrafil Azrail. Bak nereye vardı? Ettehiyyat ve salavat el mübarekat ve salavat. Ta ona gelene kadar 4 tane sürü şey geçiyordu. Allah Allah. Ya acayip de ha. Külliyat nasıl bir ufuk açıyor? Ya hep külliyat ha bunlar. Külliyatı kafalar. Nereden okuyorsunuz siz? Nereden abi? Ya şuraya bakın ya. Bak enfus bak. Amir 30 yaşında biliyorum. 30 yaşında. Bak. Risale-i Nur İbrahim. Böyle ufuk açıyor. İki tane İbrahim var. Demek ki. Ha şunu okuyayım da ondan sonra ara verelim. Çayınız var mı? Hazır. Tamam. O zaman son okuyor. Son. Eğer miraç olmasaydı. İnsan yani haşa. Allah alemimizde olmasaydı, ahiret inancı alemimizde olmasaydı insan ne olacaktı? Perişan. Perişan. Şimdi mesela düşün, İtalya'da, Almanya'da 38 bin günde koronadan Hindistan'da ölüyor. 3500 bırakın, onu onunla çarpacaksın. 38 bin aldığım habere göre. Şimdi 30 binde. Şimdi Allah ve ahiret yoksa ki putu yıkıyorlar şimdi. Senden dolayı bize bulaştı diye. Herkes elini sürdü, o da sürdü. Hani yardım da etmiyorsun. Putları kırıyorlar. Şu videolarını gösterdi bana. Şimdi ahiret yok. İnsan nedir? Mezbahada ölümünü bekleyen perişan bir insan olmayacak mıydı? Her an kafası kesilmesi, nöbetini bekleyen sığır gibi olacaktık. Mezbahada sığır beklemiyor mu? Evet, 18. gelsin. Ahmet İtgon'un kurbanı. Şafi'nin kurbanı 16. Mehmet'in kurbanı, sığır bekliyor kurban. Biz de öyle sıramızı bekleyen mezbahanedeki hayvan gibi olacaktık. Ama teris olacağız. Yani tek hakikat çekirdek toprak altındayken, çekirdek iken canlanıp ağaç olmak yeryüzünde. Yaprak olmak, dal olmak, meyve olmak, koku olmak nerede? İşte ölümle böyle olacaksın. İşte perişanlıktan çıkıyorsun. Sonra fanilikten çıkıyorsun, beka oluyorsun. Karma karışık bir vaziyeti mehume. Vallahi bu dünya da acayip. Herkes bir yer kafadan bir şey çıkıyor. İnsan nedir falan. Kabirde ne oldu belli değil. Havale gidip gidiyorlar.
ha böyle ha böyle ha böyle gidiyor diyor bizim Hızır abi derdi, ha böyle ha böyle. Ne oluyor peki diyor, ha böyle ha böyle derdi. Ulan gidiyor da işte, ben de gideceğim, ha böyle ha böyle gidiyor. Ha böyle ha böyle de Hızır abi dedim, ne oluyor? Kim izah edecek o ha böyle ha böyle, o gidenleri? Böyle böyle gidenleri kim izah edecek? Matematikle izah edemezsin, fizikle de izah edemezsin. Neyle izah edeceksin? Din. Ha, vaziyeti mevhume içinde seni çıkarıyor nura ve o meyveyle kainatı, yani insanı ne yapıyor? Kain kutsi mektubat-ı samedaniye, insan Allah'ı en iyi gösteren ayne-i samet. Hele Ramazan'da mesela kul vallahi Allahu samet. Samet lügatını söylüyorum. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Biz nasıl gösteriyoruz bunu? Allah yemez içmez, cinselliği haşa yok. Biz Ramazan'da buna aynayız. Yemeyiz içmeyiz, cinsellikten uzak. Sanki ona ayna. İnsanı kutsi bir de. Mektubat-ı samedaniye, ak zaman olsa da mektubat şey samedaniye anlatsın. Güzel bir ayna-i cemali zat-ı ehadiye vaziyetini alan. İnsan güzel ayna-i cemali zat-ı ehadiyet. Yani ehadiyeti zati en iyi aleminde hazmeden, görüp gösteren, tanımlayıp tanımlatabilen bir mahlukuz. Durumuna getiriyor din bizi. Olan hakikatini göstermiş ve ben daha size de göstereyim. Şu kadar okuyabildim ve burada kesiyorum. Birinci meyvenin yarısı atıfla İzahettin de ondan külliyata dolaştım. Harişte bir tane bir şey söyledikse söylesin. Ya Resulullah'ın hadisini söyledim ya da küllattan söyledim. Peki burada duruyorum. Tekrar Allah bizi Kadir ismi azamına mazhar eylesin. Her gecemizi Kadir gecesi eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den bizi ayırmasın. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hissimizi ziyade eylesin. Sekeratta enis ve yoldaş eylesin. Ustadımızın dediği gibi hizmet iştirak-ı amal-i uhreviye sekeratta diyor. Her müridinin ibdadına koşan şeyh gibi, kutup gibi Risale-i Nur şahsı manevisi her nur talebesinin imdadına koşacağını, Allah'ım bu müjdeyi, bu hakikati hepimizde tahakkuk ettir ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den bizi birbirimizden ayırma. Bizi bize bırakma. Bizi ucuza ve çabuk birbirini terk edenlerden eyleme. Nankörlerden eyleme ya Rab. Kusurlarımızla beraber hazmeden, kanaat eden kardeşlerden eyle. Risale-i Nur'a kanaat edenlerden eyle. Allah'ım Risale-i Nur talebesi unvanıyla ahirete göç etmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, evliyaların istemiyor. Yani istemiyoruz derken Allah'ım evliyaların, kutupların ruhunu değil. Talebe-i ulum, biz Risale-i Nur talebesiyiz. Talebe-i ulumun ruhunu kabzeden müekkel melaikeyi ruhumuzun kabzına nasip eyle. Müekkel eyle ya Rabbi. Bizi teris eyle ya Rabbi. Gecenin hürmetine. Ya Rab, son şey. Bunu bana söylettiren, şu haleti bana veren Esma'nın sahibisin. Bu Esma'yı şefaatçi yapıyoruz. Bu Esma'nın hürmetine duamızı kabul eyle. Vahir davahım. Enilhamdülillah Rabbil Alem. Şey yapacaktı abi, hatimlerin duasını yapacaktı. Ha, hafız gel. Hatimlerin duasının hafızımız bugün yarım saat geç olmamıza ama sebep olan hatimle cüzdeşi yaptı. O kardeşimiz şimdi hatim duası yapacak. Hepimizin hatimine amin diyeceğiz. Hadi bakalım. Gel hafız. Çıksın Enes abi. Ruhun mukaddar dinlesek olur muydu abi sizden? Ama hatim duası olsun ben şey. İlerleyen saatte yaparız. Gel hafız. Hatim duasından sonra inşallah. Hadi gel abi gel. Buna niyet mi ediyoruz abi? Bizim niyet ediyoruz. Bütün cüzlerinizi niyet ediyorsunuz, cüzlerinizin, tamam mı? Yani okuduğunuz, size okunan, sizin haberiniz yok ama sizin de hasreten okuduğun hepsine şimdi Kadir Gecesi paketiyle, evet, hediye kutusuyla Rabbi Rahimime Kadir Gecesi olarak, neresi? Bu akşam Kadir olduğu için Miraç, o Lef-i Mahfuz'u da aşacak bir sıra mazaret çıkacak. Hadi Bismillah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibetu lilmuttaqin ve la udvana illa alel zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ahdina ve vaffiqna ilel haqqi ve ila tariqin mustaqim bibaraketil Kur'anil azim ve bihurmeti men arseltehu rahmeten lil alemin ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم وجميع ذرياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة